Günaydın. İnternet işimizi çözdük. Ankara'ya Balıkesir'e gittik geldik. Hepsini anlatacağım. Ama bugün bayram diye bugün 30 Ağustos. Önce biraz balkonda bayrak sallamak istedi. Ne bayramı Baran bugün? Ne bayramı? Ne bayramı? Anne. Ha. Kaydı mı? Dur düzelteyim. İnternetimiz dün oldu. Nasıl oldu? Gene çok zor oldu. Geldiler Türk Telekom'dan. Kutu var. Kablo üst kata çekilecek. Biz yapmayız bunu dediler. Elektrikçi çağırın dediler. Elektrikçi çağırdık. Dünyanın parasını verdik elektrikçiye. Ne oldu? Ben başka alacağım kendime. Tamam. Baran kahvaltı yapıyor bir yandan. İyi ki de verdik. Yani yapacak bir şey yoktu internet için. Ama yani Serkan Türk Telekom'un nakil için aradığında özellikle soruyorlar. Apartmana kadar mı istiyorsunuz? Evin içine kadar mı? Evin içine kadar isterseniz ekstra ücrete tabi edilir diyor. Serkan da diyor ki evin içine kadar. Adam kabloyu dışarıda bırakıp gidiyor. Elektrikçi çağırdık. Sağ olsun çok da güzel yaptı. Mutfaktan salona kadar götürdü kabloyu. Neyse öyle ya da böyle internetim oldu. Şükürler olsun. Bir de diyoruz ki Türk Telekom'daki adama ya kullanıyorlarmış burada interneti. Modem bile var da evde. Yanında ev sahibini arıyoruz. Yok diyor bu evde kullanılmamış internet. Neyse sonuçta hallettik. Şikayet etmek yok. Geçen çarşamba Ankara'ya gittik. Kaç gün kaldık Ankara'da? 3 gün kaldık Ankara'da. 3 gün kaldık Ankara'da. Ondan sonra cumartesi günü Balıkesir'e gittik efendim. Sen saçmalamasan mı? Niye saçmaladım ki? Anne 3 gün ne 3 günü? 3 gün kaldık. Anne ne 3 günü? Ankara'ya geldik. 3 gün kaldık Ankara'da. Hı. Sonra 2 gün Balıkesir'de kalmaya gittik. Kaldık Ankara'da. Ondan sonra Balıkesir'e gittik. Balıkesir'e giderken çok güzel gittik. Eskişehir'e gittik, çiğ börek yedik. Ben ata bindim. Baran ata bindi. Yani gerçekten güzel, eğlenceliydi şöyle 3-5 günümüz ama maalesef internetim olmadığı için onların hiçbirini çekemedim. Ondan sonra hatta Bursa'ya gidip İskender yiyecektik. Ona yetişemedik. Annemler yetişti ona. Biz İskender yiyemedik değil mi Baroş? Neyse dönüşte de... Onlar mı yedi? Onlar yedi galiba. Yemiş olabilirler mi? Olabilirler. Evet. Dönüşte de Kocaeli Denizli'ye girdik. Aslında amacımız sadece Denizli'de kuyu kebabı var ya onu yemektim. Ama girdikten sonra bir baktık Allah'ım her şey mi ucuz? Her şey mi ucuz olur? Böyle şey yazdım. Senin çantalarını göstereceğim şimdi. İşte şey dükkanların önünde 10 liraya tişört, 20 liraya bilmem ne öyle böyle. Dedim ki Baran'ın bornoza ihtiyacı var hadi bornoz alayım dedim. Ona 130 liraya bornoz aldım. Kendime anne, aynı şekilde... Araba kullanmayı bilmiyor. Anlat anneciğim. Anlatacağım da. Hı. Çocuğu yok mu? Sen yiyene kadar lokma ben anlatayım. Ondan sonra dedim ki bornozlarımızı falan aldık. Bir tane battal boyu çarşaf aldım 80 liraya. Havlu aldım tanesi 10 liraydı. Ya onu geçtim bana okul çantası aldım. Şimdi göstereceğim onları. Çantalarını gösterip gelebilir miyim? Bakın bir tane bu çekti. Çantayı aldım. Bu 120 liraydı. Bir de şu arkasında küçük çantayı aldım. Bu da 60 liraydı. Baran zaten okula giderken sadece yedek kıyafet koyacağı için ucuz geldi. Çantalarını da aldık. Hatta bavullar falan o kadar ucuzdu ki ya. Koskoca bavullar 450 liraydı. Ama arabada yer yoktu tabii ki. Yani bavula da ihtiyacımız var aslında. Bizimkiler kırıldı. Ve 450 liraya büyük boy valiz bavul bulabileceğimi düşünmüyorum. Ama alamadım arabamda yer olmadığı için. Öyle yani öyle geze geze. Yiye. Tamam anneciğim önemli değil. Bir hafta geçirdik ama bundan hiçbirini sizinle paylaşamadım. Kısmet böyleymiş yapacak bir şey yok. Artık interneti var. Sık sık bol bol buradayım. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Evet. Dayın araba kullanamıyor demiştin. Evet. Nasıl kullanamıyor? Kullanılıyor. Hı, ne yapmış senin arabanın? Vurmuş. Anne, önü de o vurmuş, arkayı da o vurmuş. Hı.
Sonra başka birini suçluyor. Kimi suçluyor? Bilmiyorum, tanımadığımız birini. O arabayı kim verdi sana? Dedem. Dedem sana verdi. Kim aldı arabayı senden? Dedem. Dayın almadı mı? Dayım aldı. Ya. Dedesi Baran'a araba verdi. Dayısı arabayı Baran'dan aldı, o araba benim diye. Şimdi ne yapacağız? Baran kahvaltısını yapsın. Ben güzel keyifli bir kahve içeceğim. Ondan sonra BİM'e gideceğim. Çünkü bugün salı ve glutensiz makarna geliyormuş. Dün akşam Migros'a gittik. Glutensiz makarna 47 liraydı. Bu araba dayımın olabilir. İkimizin de arabası. Dayımın da benim de, ama dayım araba kullanmasını bilmediği için. Kapat sen de köyde çabuk. Tamam, çekmemi istemiyorsan çekme de ben şey yapayım. Neyse, BİM'e gidiyoruz. Glutensiz işte keçi boynuzu unu, Hindistan cevizi unu, en önemlisi glutensiz makarna geliyormuş. Şöyle güzel bir BİM'i gezelim. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Burada neyi arıyorum biliyor musunuz? Ay bu arada balkonda konuştum, umarım sesim gelmişti. Şeyi çok arıyorum. Hani taşağıdayken gidiyordum, BİM'dekiler falan tanıdıktı. Bir hal hatır soruyordum, biraz sohbet ediyordum falan ya. Burada gelmemiş miydi? Onun yokluğunu hissediyorum gerçekten ya. O samimiyeti özlüyorum. Neyse, yapacak bir şey, BİM'e gideceğiz. Öyle alışveriş yapacağız. 82'ye gideceğiz. Çünkü dün gene çarak kırdım saçımı tararken. Neyse, Baran bir kahvaltısını yapsın. Konuşuruz gene bol bol. Şu BİM'e geldik. Glutensiz makarna gelmiş. Bakayım. İçindekilere bir bakmamız lazım Barancığım. İçindekiler nerede yazıyor ya? Aa, bezelye unundanmış bu. Sadece bezelye unu varmış. Ama alacağım yani. Bir 3 tane alayım. Bu akşam yaparım. Bizim taşaldaki bindekiler satılmıyor nasılsa. Anne, eğer güzelse, değilim. Evet anneciğim. Güzelse yarın taşaldakinin hepsini alırız. Aslında pirinç varmış ama evde 5-6 kilo pirincim var. Anne. Şekersiz reçeller anne, gelmiş. İçinde tatlandırıcı var sanırım. Kutuda olanı alalım. Alırız anneciğim. Şunun içindekilere bakalım. Aa, hurma suyuyla tatlandırılmış. Onun için bunları da alacağım. Bakayım. Al. Nar reçeli, çilek reçeli, birer tane alalım. Nar reçeli bu. Evet, ve vişne reçeli. O mu çilek reçeli? Evet, üçünden de aldık. Çünkü hurma suyu tatlandırıcı yok içinde. Yani hurma suyu tatlandırıcı var, kullanmışlar. Ve yulafını. Üstüne koydum. İyi yaptın anneciğim. Hindistan cevizi unu ve keçi boynuzu unu da var. Onları Serkan'a bırakıyorum. Ben taşıyamam. Onlar satılmıyor zaten. Başka neler varmış? Tarhana, cipsimiz. Fiyatlarını da söyleyeyim. Reçeller 18.50. Makarna 19.50. Ve ucuz yani makarna. Aa, sprey yağı varmış. Aslında çok lazımlı bir şey bu ama. Hı. O tohum anneciğim. Şunun içindekilere bir bakayım. Ne yağ olduğuna bir bakayım. Şunu almıyorum çünkü içinde yani ne yağ ayrıntılı bir şekilde yazmamış. Onun için almıyorum. Börül, cemaş fasulyesi, hatta karabuğday falan da olması lazım. Karabuğday da var. Ama kavrulmuş. Bu karabuğday kokuyor canlarım. Kavrulmamış olması lazım. Ama gene de bir paket alsam mı ki? Yok, almayayım. Alayım ya. Alayım bir paket. Aman bilemedim işte. Aldım. Başka neler var? Daha önceden gelenler herhalde. Mofretler, mofretler var. Türk kahvesi. Hayır anneciğim, sevmiyorsun. Sevdiğim, evet, bu kadar aldıklarımız. Anne, sevdiğim bebek maması olursa alalım. Tamam, alalım anneciğim. Gel bakalım, ilerleyelim. Şurada şu neler varmış. Anne. Aa, performanslı şeyler varmış. Efendim? Şişeli olmayan bebekler bu mamayı yiyor. Evet. Performanslı kakaolu kreması varmış. 27 liraymış hatta. Anne, bana patisvisin var, fıstık. Anne, efendim. Bana bu mamalı, bana mama alalım mı, bebek maması? Anneciğim, bebek misin sen? Hayır. Ben tadını merak ettiğin için daha önce almıştım, beğenmedin. Anne. Hadi gidelim. İkinci tabağı aldık, bir tane beğendim. Beğendin mi? Aa, ton balığı. 16 lira. Baran ton balığını çok seviyor. Ton balığı alayım mı sana? Evet de anne. Hı. Birini beğendim, birini beğenmedim. Evet anneciğim, bakalım başka neler var. Dardanel de 47 liraymış. Efendim. Beğendiğimden alalım mı? Burada yok beğendiğinden.
Baran'a çoktandır oyuncak almamıştık. Bu. Emin misin? Eminim. Tamam. Baş, anne. Hı. Sonra ikinci görüşümüzde alırız bunu. Emin misin? Eminim. Tamam. Karar senin. Senin bir tane hakkın var. Sen kararını ver. Şunu aldı. Anne. Hı. Bunu alırsak öbürleri... Onu alırsak öbür bu gitmez değil mi? Bilemem. O şans işi. İkisini de alalım. İkisini alamam. Anne ama anne. Hiç böyle yapsan da alamam biliyorsun. Boşuna kendini üzme. Biraz daha düşünelim gel marketi gezerken. En iyi kararı verelim. Gel. Hangisi daha güzel ama bunu? Ben olsam oyun hamurunu alırım. Anne. Efendim. Onu alalım. Tamam. Ama ikinci gelişimizde bu olmazsa bunu her yerde alacağız. Sabah. Fotoğrafını çekeyim. Bulamazsak kargodan söyleyeceğiz. Tamam. Bak o olur. Oyuncak hakkın geldiğinde bulamazsak burada kargodan söyleriz. Tamam. Kırtasiye ürünleri gelmiş. Şunu bir gösterebilir miyim? Bir dur. Bir bakayım. Ben kendim aldım kalemi göstereyim. Bunu kendim aldım. Şöyle boyalar, moyalar, varlıklar, carıklar dolu. Ama biz almayacağız. Çünkü okuldan liste vereceklermiş. Ona göre alacağız. Yani herkesinki aynı olacak. Ama şu kalemler çok güzel. Taşlı tükenmez kalem 10 lira diyor. Bilmiyorum benimki fiyatı yazmıyor. Peluş 12 lira diyor ama. Aldım. Gel. Boyalar moyalar. Aa şey de var, matara da var. Ama böyle sağlam bir şey alayım diyorum. Baran'a cam alayım diyorum. Camlar da çok ağır oluyor. Ne yapacağım bilmiyorum Baran. Ay çok güzel kalem tıraşlar var. Ben bayılıyorum bu kırtasiye şeylerine ya. Makasın var değil mi senin? Aa çelik matara. Bak bu olabilir Baroş. Çelik mataraya bakayım. Açılıp kapanmasına bir bak, rahatsa bu olabilir. Tamam dur bir. Sen ona bak, başka ne var? Dosya mosya. Fosforlu kalem. Hazır yapışkan defter kağıdı. Bu ne? Defteri kaplamak için mi? Ve bir sürü defter. Her sene bu mevsim geldiği zaman, okul mevsimi geldiği zaman ben de çıldırıyorum ya. Çünkü çok seviyorum böyle şeyleri. Yazıp çizmeyi çok seviyorum. Bir tane de defter alayım kendime. Çanta falan da gelmiş canlarım. Tabi burada fiyatları yazmıyor. Nasıl? Nereden geliyor? Yemin ediyorum alışveriş bile video çekerken güzelmiş. Baran son anda bir karar değişikliği yaptı. Oyun hamurunu aldı. Şöyle aldıklarımı zaten bunları gösterdim. Şu matarayı göstermedim galiba. Bu içi çelik. Efendim. Geliyorum. 90 liraydı. Ama içi çelik koku yapmaz. Onun için bunu aldım Baran'a. Kendime bunları aldım. Etiketler varım da. Bu defteri ve bu defteri kendime aldım. Bir de bu kalemi de kendime aldım. Ben de seviyorum böyle şeyleri. Ne yapayım? Sallan bakayım. Heh. Tamamdır. Bunlar da benim. Bana çok fazla bir şey almadım. Şey için. Okuldan liste vereceklermiş. Listeye göre alacağız. Onun için çok fazla bir şey almadım Baran'a. Alırız. Okul açınca listesi gelsin. Bana seslenin işte. İşte şimdi baktım. Ne kadar güzel değil mi Baran balkonumuz? Böyle saatlerce oğlumla oturup burada oyun oynayabiliriz. Değil mi? Güzelmiş ama iyi ki oyun hamurunu almışız. Baksana. Kalıpları, malıpları. Ya şunu bile incecik açıyorsun oğlum. Ne diyeyim ben sana? Bir gün mantı açalım mı seninle? Tamam. Sana mesaj atıyorlar değil mi Baran video çek diye? Reçelleri beğendin mi? Canlarım şimdi internetten karabuğday unu istedim. Ay. Bunu da mı açayım dur. Dün de karabuğday unum vardı azıcık. Onunla ekmek yaptım. Biz yine glutensiz şekersiz beslenmeye geçtik. Ara sıra böyle bir yerlere gittiğimizde bunu bozuyoruz ama evdeyken bu şekilde devam ediyoruz. Bunda şey hurma suyu normalde şekersiz... Nerede? Narlı. Hurma suyuyla tatlandırmışlar.
Normalde şekersiz diye satılan bütün reçellerde bile bir katkı maddesi oluyor, iki tatlandırıcı oluyor. O tatlandırıcılar da çok sağlıklı değil. Oo, tabağı doldursaydım ben sadece tadına bakacağım sandım. Hop, afiyet olsun olma. Bunda bakın hurma suyu var. Yaz meyve oranı %55 ve gene çok tatlı. Baran beğendi. Hani diğer glikozlu, fruktozlu reçeller yiyeceğine bundan yiyebilir. Ama benim yiyemeyeceğim kadar tatlı. Ben o kadar tatlı tadı sevmiyorum. İçinden neyse, internetten şimdi hurma suyu da sipariş edeceğim. Hurma ezmesi de, şekersiz çikolatalı da. Artık burada çeşit çeşit şeyler yapacağız. Muhtemelen kış gelince nar reçeli yapacağım ben. Azıcık bir tat şey hurma suyu koyacağım. Böyle hafif mayhoş bir tadı olsun istiyorum. Çok tatlı tatlardan şey yapmıyorum. Sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Şimdi burada keyif yapıyoruz. Sonra dinlenme saatimiz gelecek. Belki Nazoş gelir. Bekliyorum. Haber bekliyorum ondan. Tadına bakacağım dediği için böyle birer kaşık tadına bakar dedim ama bayağı bildiğiniz ekmeğini batıra batıra yemeye başladı bizimki. Afiyet olsun çocuğuma. Tabaktan devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bakın içinde chia tohum var. Bu da neden? Normal şeker kullanmadıkları için bu şey olmuyor. Böyle kıvam almıyor. Böyle su gibi oluyor tatlandırıcıyla. Yani hurma suyu ya da elma suyuyla yapınca. Ama chia tohumu koyunca kıvam alıyor. Kıvam mı? Evet. İnanmazsınız eve kargo geldi. Oturup bir iki saat böyle başında ağlamayı düşünüyorum. Biliyorsunuz Taşağlı asla gelmiyordu kargo. Bunu dün sipariş ettim. Bugün sabah kapımda ya. Ya sabah dedim, şu anda saat öğlen 1 falan yani en geç. Valla inanılmaz, inanılmaz sevindim şu anda. Ha bu arada bakın orada kapıda asılı olan Baran'ın bornozu. Onu aldım Baran'ı Deniz'de. Neyse aynam geldi, bir açalım göstereyim onu size. Bakınız bu. Şu uzaktan göstereyim. Gayet güzel bir boy aynası işte. Bunu giyinme odasına koydum. Şurada asılı olan da benim bornozum. Bu peştemal bornozlar var ya, onlardan aldım. Şimdi yeni elbiseler de aldım aslında. Onları da göstermek istiyorum. Mesela bunu Esiva 2'den aldım. 60 liraya. Biliyorsunuz ucuz elbise benim işim. Şunu Ankara'da bir yerden aldım. Akbaba'dan aldım sanıyorum. Anne, 60 liraya. Kime sesleniyorum ben? Kime sesleniyorsun? Angel. Geliyorum dur. Yeni aldığım elbiseleri göstereyim. Antalya, ondan sonra onun siyahını da aldım. Tankla mı oynayacağız? Geliyorum anneciğim. İşte neyse. Bunları yavaş yavaş birer birer gösteririm size sonra. Bakın canlarım. Baran buraya çikolata dökmüş. Halbuki salonda bir şey yemek yasak. Şimdi size bunu göstereceğim. Bu. Geçen gün aldım ya. Daha önce fileden bunun fırçasızlığını alıyorduk. Ama bu da harika. Gördüğünüz gibi leke çıktı. Şimdi üzerine ıslak mendille sileceğim. Tamamdır. Uzun zamanda video çekmedim ya. Hay hay, dökülmesin daha fazla. Her şeyi gösteresim geliyor. Şimdi Baran'la oyun oynayacağız. Nazoş'u bekliyordum belki gelir diye. Gelemeyecekmiş. Şey yokmuş. Otobüste olmuş minibüs, her neyse. Yokmuş. Serkan da çok yoğun, inmiyor aşağı. Hani inse o da getirirdi. Onun için bugün oğlumla baş başayız. Baran dinlendi, geldi. Şimdi çiçek resmi yapıyor. Ay resmen bu evde havamız değişti ya. Orada şey gibiydik. Canımız çok sıkılıyordu değil mi Baroş? Burada sürekli uğraşacak bir şey buluyoruz. Şey, çiçeğini falan yapsın. Bir yarım saat geçsin. 6-6.30 olsun mutfağa gireceğiz. O glutensiz makarnayı bir deneyeyim. Ona göre gidip alacağım devamını. Bir de köfte yapacağım. Köfte yiyeceğiz. İnanmıyorum. Bunu beğendim. Ben de buna şimdi puan vereyim. Tamam mı? Sapını da yap. Siyahla sapını yap. Sonra yeşil kalem alırım sana. Kolay gelsin çocuğuma. Siyahla sapını. Hı hı. Ressam gibisin maşallah. Bizim evin değişmeyen düzeni. Salata kimden? Bende. Tabii ki. Yeni bıçaklar da aldık ona. Salata Baran'dan ben de bir köfte makarna yapacağım. Mis gibi yemek yiyeceğiz. Tarif et salatayı, neler koyduğunu. Şu domatesleri soydum, şöyle koyayım mı? Tarif etmeyecek misin? Hı? Ay çok sıcak yani. Ne kadar da bu ev değil, eve göre serin olsa da
Gene mutfak sıcak. Biz işimizi büyük bir ciddiyetle yapıyoruz. Bence o salatalıkları biraz küçük tane edeyim. Ortadan ikiye böleceğim. Ortadan ikiye mi? Şu makarnanın suya atayım. Şöyle böyle tersi makarnayı bir deneyelim. Güzelse gidip bütün marketteki makarnaları alalım. Işıl daha önce bezelye makarnası yemiş. Biz normalde glutensiz makarna yiyorduk ama mısır unundandı o. Işıl daha önce bezelye makarnası yedim, çok kokuyordu dedi. Ama bu sarı bezelye unu yazıyor. Bakalım bir tadına. Mısır makarnasında ya daha çok kokusu vardı. Ama şimdilik bir kokusu gelmedi burnuma. Bir pişireyim, sosunu nasıl yaptığını göstereceğim. Ben sarımsak falan koyuyorum. Makarnamın sosunu göstereyim. Sade ya. Salça ve sarımsak. Azıcık bir sancak sarımsak. Ay o kadar sıcak ki konuşamıyorum. Sarımsak, bolca tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber. Klasik benim makarna sosum değişmez. Bunu iyice kavuruyorum ama salçalı kokusu çıksın diye. Makarnam haşlanırken de kokmadı. Bence kokmuyor ve biz bunu beğenip gidip markettekileri alacağız. Bir pişirelim bakalım. Sıcak derken de şaka yapmıyorum. Gerçekten akşamüstü güneş bu tarafa geliyor. Mutfağım yanıyor. Diğer taraflarım iyi, bir sıkıntı yok. Hani diğer ev kadar sıcak değil. Ama mutfak tam yemek yapma saatinde durulmayacak kıvama geliyor. Bir de ocak yanıyor falan filan, daha kötü oluyor. Neyse, yemeğimi hazırlayalım. Bir bakalım makarnayı beğenecek miyiz? Bu da makarnamın son hali canlarım. Normalde o mısır unu biraz fazla pişirseniz lapa oluyor. Bunu da biraz fazla pişirmişim galiba ama öyle lapa olmak gibi bir durum söz konusu değil. Tadına bakıp anlayacağız. Gece gezmesini özlemiş olabilirsiniz. Makarna çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Diğer glutensiz mısır unlu makarna yaptığın zaman makarna lapa oluyor veya bekleyince böyle birbirine yapışıyor. Kötü bir kıvam oluyor ama bu kez hiç öyle olmadı. Evet, bezelye kokusu da yoktu. Onun için Serkan'ı sofrada bıraktım, gittim BİM'e. Ben bir 10 paket daha aldım. Sen kaç paket aldın? Sen aldın mı o kadar? Ben hepsini aldım ben. Ben bilsem o kadar almazdım ki. Herkes bana şaşkın şaşkın bakıyor. Çünkü 20 lira her yerde 47 lira olmuş glutensiz makarnalar. Neyse, ondan sonra Serkan yemeğini yedi, indi biz marketteyken. Sonra tekrar diğer başka bir BİM'e gittik. BİM'dekileri bitirdim. Oradan da bayağı aldık. Eve gidince gösteririm. Bir de sabah basmati almamıştım ben. Basmatim vardı. File marketten almıştım en son. 2 ay olmuştu belki. Kurban Bayramı'ndan dönerken almıştım. Ama 32 lira mıydı basmati? Işıl dedi. 32,5. Filede de zam gelmiş basmati dedi. Vardı ama 5 paket daha aldım. Çünkü sürekli onu tüketiyoruz. Ucuz bulmuşken almak en mantıklısı yani. Bittiği zaman gidip daha fazla para vermektense. Onların hepsini eve gidince göstereyim. Şimdi nereye gidiyoruz ve dolaşıyorsun yani. Dönemiyorum. Böyle bir şey yaptığımız yok. Yani o dışarı çıkma şeyim, niyetim de yoktu hiç. Ama makarnayı beğenince alalım dedim. Bir de burası Taşal değil ya, burada kalmayabilir. Yani işte Taşal'dakiler kalırdı. Yarın da alabilirdik ama işte bir şey beğendiğimiz zaman bağlanma seviyemiz. Hemen gidip almamız gerekiyor. Ya alalım dedik. Tamam. Ne olur ne olmaz. Bir şeyimiz eksik kalmasın. Ama sonra biter. Al başını yiyorsun. Yok, çok beğendik gerçekten. Bir de dediğim gibi makarnayı çok seviyoruz ama normal makarna yediğimiz zaman elimiz ayağımız şişiyor ve bayılıyoruz. Baş ağrısı da cabası yani. Serkan onu söylüyor. Gluten tükettikçe başı ağrıyor Serkan'ın. Ben çok kötü ağrıyorum. Çok kötü. Rahatsız. Aynen. İyi ki aldık işte. Şimdi birazcık şöyle bir dolaşacağız. Bir klasik gece gezmesi. Çok fazla da şey yapacağız. Sıkırma açık gene bana esiyor. Ya fazla da. İnşallah sesim gelmiştir. Dolaşmak iyi değil, dur da. Niye iyiydi olması? Karnım çok kötüydü. Ya bu ağrıyor dedim ya sana. Hala ağrıyor mu? Hafif ağrıyor. Neyse biz bir eve gidelim, aldıklarımı tekrardan gösteririm size. Bayağı malzeme almışız ama. Biraz aldık. Ya. Bugün biraz fazla bir şey aldım canlarım. Trendyol'dan da alışveriş yaptım. Biraz fazla. Trendyol'dan ilk ne aldım? Normal karabuğdayı aldım. Normal tane karabuğdayı aldım, gülme. İkinci alışverişimde şekersiz çikolata. Ama bu tatlandırıcı falan olmayandan gelince göstereceğim. Küvertin çikolatası şeklinde. Sadece kakao. Saf kakao yani. Onu aldım. Ondan sonra ne aldım? Yandansın da yapıyordum ki. Aldım bu sefer. Hindistan cevizi aldım.
Yağdanlık aldım, sprey yağdanlık. Ha, hurma ezmesi aldım, hurma suyu aldım. Ondan sonra Serkan'ın arabasına bir şey aldım, onu söylemeyeceğim. Başka ne aldım? Bir şeyler aldım, 3-4 defa Trendyol'dan alışveriş yaptım. En sonunda da Serkan'a mesaj attım, beni arama sakın dedim. Niye diyor. Mesaj gidiyor ya Serkan'a Trendyol'dan. Şu kadarlık harcama yapıldı, bu kadarlık harcama yapıldı diye. Dedim ki sonuncudan sonra arayacak. Sonra neyse gülücük attı falan, bir şey demedi. 100 buldum, bir daha bir şeyler aldım. Neyse onları tek tek geldiği zaman göstereceğim. Hepsinin linkini de zaten Instagram'da paylaşmaya başlayacağım. Öyle direkt geliyor da. Geliyor, bugün şok oldum. Kargonun başında oturdum, ağlayacaktım neredeyse. O kadar duygulandım yani, inanamazsınız. Geliyor eve direkt hemen. Hatta geldiğimiz gün verdim. Bugün sabah geldi aynı işte. Aynı Ankara'daki gibi ertesi gün geliyor. Çok mağrım var. Vallahi ağrıyor bende. Neyse çok konuşmuyorum. Kocam benim biraz karnı ağrıyor. Eve gidince görüşürüz. Üşüttün mü? Ne oldu? Ben söyleyince kızıyor. Zıpladın mı bugün? Aa, Allah. Nereye zıpladın? Şeyden atladım yukarıda. Baba dağda atlanır mı? Abi bir şey söyleyince kızıyor yani, ben artık bir şey demiyorum. Oradan. Adamlar. Makarnalarımla poz vereyim. Resmen market toplamışız. Basmakları falan. Hindistan ceviz unu, yumuşatıcı ve işte duş jeli aldım bir de. Neyse. Yine bana böyle haber verin, olur mu? Dün bir takipçi mesaj atmıştı Instagram'dan, bir meglutensizler geliyormuş diye. Hakikaten hiç bakmamıştım. Bugün de... Baran bağırıyor. Sesi geliyordu muhtemelen. Ne oldu? Niye oturdun oraya? Durum ne? Bir kalkar mısın? Kalk içe gidelim. Abi halledim şunu. Çözdük problemi. Baba o sürekli kavga ediyorlar yani. Standartları bu artık. Sinirleri bozuluyor. Neyse. Dediğim gibi böyle glutensizler, işte yediğim şeyler falan gelince haber verebilirsiniz. Dün bir takipçim yazmıştı. Dediğim gibi haberim yoktu. Baktım bugün sabah erkenden gittim. Ben tam marketten içeri girdim. Bir Dan abla mesaj attı bu sefer de. Benim de glutensiz varlıkçılıklar vardı. Abla görev tamam demiştim. Ama dayanamadık. Gece gittik. Biraz daha bir şeyler aldık. Öyle işte canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Çok şükür internetimiz bağlandı. En önemli olan şey buydu. Bundan sonra videolarımızda sık sık görüşeceğiz. Sık sık video çekeceğim. Ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız, nelerden bahsetmemi istiyorsanız yazabilirsiniz, biliyorsunuz. Kanalımı beğendiyseniz, ben seni bir daha izlemiyorsunuz. Şuradan o küçük yerden abone olsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.